Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Her zaman üniversite sanayi işbirliğinden bahsediyoruz. Sanayinin merkezindeyiz, Gebze'deyiz. Ve bugünkü konuğum Profesör Doktor Muhammed Hasan Aslan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü. Hocam hoş geldiniz. Tabii öncelikle bizim üniversitenin sanayiyle işbirliğini sizin bakış açınızla nasıl değerlendirirsiniz? Ne söylersiniz? Büyük resme baktığınız zaman bu işbirliği bugün nasıl gerçekleşiyor? Efendim gerçekten Gebze Teknik Üniversitesi sanayinin kalbinde. Etrafımızda toplamda 14 tane organize sanayi bölgesi var. Ve biz tam bunların ortasındayız, merkezindeyiz. Üniversite olarak da bir teknik üniversite olması hesabıyla da elbette ki sanayicimizle beraber, onlarla beraber yürümek zorunluluğumuz da var. Böyle bir resim çizeyim. Şimdi üniversite sanayi işbirliği hakkında şikayetler elbette var. Bence haklı da. Fakat burada iki kesimi de anlamak lazım. Bir kesim akademisyenlerden bahsedelim. Onlar sonsuz tane örnek hazırlarlar, laboratuvarda çalışırlar. Hiç riskleri yoktur. Diğer tarafta ise, karşı tarafta ise sanayici ise hızlı bir şekilde o sonuç almak ister. Bu iki grubu bir araya getirmek hakikaten zor bir iş. Dolayısıyla şöyle yapabiliriz. Akademisyenler biraz daha hızlı ve yaptıklarının daha ürüne dönüşebilir bir şekilde çalışmalarını yürütmeleri gerekiyor. Sonuç alınacak şekilde çalışmalar yürütmeleri gerekiyor. Sanayicimizin de birazcık daha sabırlı olması gerekiyor. Bu şekilde bir arayı bulabiliriz diye düşünüyorum. O zaman hakikaten üniversite sanayi işbirliğinin güzel bir örneğini oluşturabiliriz. Aslında burada yönetim olarak tabii sizin bu bakış açınız ve vizyonunuz burada önemli. Çünkü siz bu bakış açınızla aslında bir köprü görevi görüyorsunuz rektör olarak. Estağfurullah. Elimizden geldiği kadar sanayicimize ulaşmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar da. Dolayısıyla eğer bir köprü görevi görüyorsak ne mutlu bize. Peki efendim ne tür ihtiyaçlar var? Mesela burada yani A'dan Z'ye aslında başta otomotiv yan sanayi ağırlıklı çok ciddi bir sanayi altyapısı var. Yabancı sermayenin çok büyük bir yatırımı var. Ama sanki Türkiye ne istese bu Gebze'de üretilirmiş gibi bir de bir hava var. Hani dünya ne istese Gebze'de üretilirmiş gibi bir hava var. Kesinlikle doğru. Ama şunu unutmamak lazım. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın da hedeflediği bir şey vardı. 500 milyar dolar ihracat. Şimdi bu 500 milyar ihracatı ulaşabilmek adına elbette ki yapılan ve üretilen ürünlerin muhakkak yenilikçi olması gerekiyor. Katma değerli olması lazım. Katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla katma değeri yüksek ürünlere ulaşabilmenin de yolu üniversitelerdeki beraberlikten geçiyor. Bu bir açıkçası kültür. Bizler yetiştiğimiz zaman, doktoralarımızı yaptığımız zaman yurt dışında işte daha çok makale yayınlayalım, daha fazla işte proje alalım. Bu benzeri bir kriterler silsilesiyle kendimizi sıralıyorduk. Ama artık dünyada böyle değil. Dünyada artık ne üretebiliyoruz? Artık üniversiteler sadece ve sadece makale üretme yerleri değil. Artık üniversiteler ürün, patent çıkarma yerleri olması gerekiyor. Üniversite elbette ki herhangi bir ürün seri üretimine falan talip değil. Böyle bir şey de olamaz zaten. Onun görevi de değil. Ama üniversitenin görevi patent, bilgi ve bunları üretmek. Üretmiş olduğu bu patent bilgileri ise sanayiciyle paylaşmak, onlarla beraber ortak çalışmalar üretmek. Bir bakanımız da sağ olsunlar gittiğimiz zaman işte ek bütçe istediğimiz zaman üniversite için hocam dedi ya aslında sizin bize de yani bütçe sağlamanız lazım biz size sağlayacağımıza aslında doğru. Biz bu şekilde nasıl bunu sağlayabiliriz? Ülkemize nasıl bütçe sağlayabiliriz? İşte bu şekilde. Siz yüksek teknolojiye yatırım yapan bir üniversite misiniz hocam? Kesinlikle. Harika devletimizin imkanlarıyla hazırlamış ve şu anda kurmuş olduğumuz 150'nin üzerinde araştırma laboratuvarımız var. Dolayısıyla bunun da hakkını vermemiz gerekiyor. Aslında hocam Sayın Bakan'ın size söylediğini şöyle aslında cevaplayabiliriz bu ekrandan. Onlar size 100 versinler, siz onu yüksek teknolojiyle 10.000 olarak geri ödersiniz zaten.
Aslında öyle olması gerekiyor. Değil mi ama? Kesinlikle biz dediğin gibi teknoloji üreterek, patent üreterek bu şekilde ülkemizin ekonomisine katkısını çok. Ben de şey diyebilirim o zaman. Mesela 500 milyar dolar Sayın Cumhurbaşkanı ilk hedefi koyduğunda ben az bulmuştum onu. Evet. Niye dedim 1 milyar dolar değil? Nasıl olacak dediler. Ya kilogram fiyatı 1,5-2 dolar yerine 50 dolar, 100 dolar, 20 bin dolara dedim bir ürün kesinlikle üretmeyi başarırsak 1 milyar dolar da olur, 2 milyar dolar da olur yani bu 500 milyar dolar, milyon dolar çok, milyar dolar çok büyük bir rakam değil rakam baktığınız değil zaman. Doğru söylüyorsun ama bunu yapmamız için bir mentalitemi değiştirmemiz lazım. Sürekli çalışmamız, sürekli çalışan, üreten, aynı zamanda bu bilgiyi de paylaşan bir anlayışa sahip olmamız lazım. Peki bu anlayışın meyveleri, biraz önce ben sıfırları tabii attık, sıfırladık filan, trilyon dolar diyecektim, 1 milyar dolar dedim. Ben tahmin etmiştim ama. Evet, ya 1 trilyon doları bence buluruz. Peki bunun meyvelerini biz öğrencilerle alacağız tabii ki. Kesinlikle. Akademisyenlerle alacağız. Kesinlikle. Bu öğrencileri de sanayinin hizmetine sunacağız. Bakın kesinlikle, biz vasıflı bir iş gücünü yetiştirdik diye. Evet. Meyvelerimiz ne durumda? Meyvelerimiz. İnşallah. Şöyle söyleyeyim. Gebze Teknik Üniversitesi'nden mezun öğrencilerimiz %85'i zaten ilk 6 ay içinde rahatlıkla hemen işte bulabiliyorlar. Bu güzel sonuç. Bu güzel bir sonuç ama yeterli değil. Hı hı. Yani biz sanayicimizden hala şikayet alıyoruz. Biz istediğimiz özellikte mühendis, eleman sahip olamıyoruz veya yetişmiyor. Bunun için de açıkçası üniversite olarak yeni bir strateji belirledik. Biz artık öğrencilerimizi sadece dersliklerde değil, aynı zamanda atölyelere sokmayı hedefliyoruz. Fabrikalara soksanız? Zaten atölyelerden fabrikalara gelecek. Yani bu ilk 3 yılında bunun aklı hedefimiz şu. İlk 3 yılında onları atölyelerimizde eğittikten sonra son yıllarında, son döneminde hakikaten iyi olan öğrencilerimiz de mümkün olduğu kadar fabrikalarımıza Çıraklı gönderip Çıraklı Üniversitede orada ustalığı fabrikada mı yapacaklar? O kalfalık diyelim. Kalfalık. Kalfalık. İnşallah onlar da artık şeylerde fabrikalarımıza görecek. Ya şöyle bir mentaliteye sahibiz. Burada yapmış efendim biz ne yaparsak üniversite olarak, devlet olarak ne kadar çok katkı sunarsak aynı gemideyiz. Sanayicimize o kadar çok efendim bilgi üretirsek, sanayicimiz bunu ürettiğinde daha fazla efendim vergi verecek, daha fazla üretime, ülkenin ekonomisine katkı sunacak. Bunun dolaylı olarak gene bize bir dönüşümü olacak. İşte o zaman ne olur? Enflasyon da düşer, faiz de düşer. Kesinlikle. Cari açık da azalır. Kesinlikle. Her şey dönüp dolaşıp hocam eğitime geliyor. Öyle. Ama şurada bence yine söz meclisten dışarı mümkün olduğu kadar kaliteli eğitime artık önem vermemiz gerekiyor. Şu anda bir yatay bir genişleme vardı. Artık bundan sonra bence üniversitelerimizde dikey alan yönde bir iyileşmeye ihtiyaç var. Bu konuda da hakikaten öğretim üyeleri arkadaşlar, Gebze Teknik Üniversitesi dikey bazında kullanırım. Büyümeyi açar mısınız hocam? Dikey'de mümkün olduğu kadar daha kaliteli öğrenciyle. Yani. Hı hı. Daha fazla öğretim üyesinin öğrenciyle beraber zaman geçirmesi. Mümkün olduğu kadar kendi başına öğrencinin bir proje oluşturması, o projeyi sunması, o projeden bir ürün çıkarması. Bunun için efendim mümkün olduğu kadar da teknoloji transfer ofislerimizde öğrencilerimize yardımcı olabilmek, onların şirketleşmesini sağlayabilmek. Hmm. Her öğrenci bize şunu söylüyor, sakın memur olmayı düşünmeyin. Evet. Girişimci olun. İnşallah onları bu ruhu, bu mentaliteyi aşılamaya çalışıyoruz. Biz efendim o zaman şöyle bir misyon üstlenebiliriz eğer izin verirseniz. Üreten TV olarak sanayicilerle öğrenciler arasında köprü oluruz. Kesinlikle çok seviniriz. Onları öğrencilerle buluştururuz. Çok seviniriz. Tecrübelerde toprak olmaz, ne olur öğrencilere aktarılır. Kesinlikle zaten bizim görevimiz bu. Üniversitenin görevi bu. Bu dediğiniz az önce söylemiş olduğunuz köprüyü sağlamak. Bunu da sizin aracılığınızla yaparsak çok memnun oluruz. Öğrencilerimizin bu yönlendirmeye de ihtiyacı var. Kesinlikle memur olup ben işte şey yapayım, sadece kendi bilgilerimle bir şeyler bir yere gireyim, orada işte imza yetkisi olayım. Bu çok kötü bir düşünce. Bunu değiştirmeyi hedefliyoruz. Zaten Z kuşağı hep şu an şöyle esnek saat, açık ofis ve gerekirse kafede çalışma ama
Sonuç. Sonuç. Sonuç odaklı değil mi hocam? Asıl sonuç odaklı. Aynen öyle. Ona bakacağız. Kesinlikle. Güzel sonuçları sizle paylaşmaya devam edelim. Yine İnşallah. Konuğum olursanız çok mutlu olurum. Ben de memnun olurum. Sanayideki gelişmeleri bir de sizin bakış açınızla ele alırız. Eksikler neler var? Bu programda bunları, öbür programda da onları konuşalım. Estağfurullah. Sözünüzü aldım. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Muhammed Hasan Aslan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü. Tabii matematik ve fen deyince böyle akan sular durur benim için. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Efendim sizler de bize abone olursanız çok seviniriz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, iyi olmayı ve beğenmeyi unutmayın.